Merhabalar. Bu videoda Pardus 19.1 üzerinde kullanabileceğiniz IDM alternatifi güzel bir programın tanıtımını gerçekleştireceğim. Programımızın ismi Extreme Download Manager. Tıpkı IDM gibi şahane bir şekilde çalışabiliyor. Öncelikle tarayıcıdan Google'a gireceksiniz ve arama kısmına XDM yazacaksınız. Enter tuşuna basalım. Hemen zaten ilk linkte çıkıyor. Ana sayfasına XDM'in gitmemiz gerekiyor. Downloads bölümüne gelip 64 bit ya da 32 bit olan linklerden birini indirmeniz gerekiyor. Ben 64 bit olanı indireceğim. Üzerine tıkladım. Beni böyle bir siteye yönlendirdi. 2 saniye beklememi istiyor. Bekledim ve indirme başladı. Bu kurulum dosyası insin, daha sonra kurulumunu yapacağız. Evet dosyamız indi. Şimdi bunu klasörde göster diyorum. Bunun olduğu indiği dizini açtı. Bunu çift tıklayıp açıyoruz. Açtıktan sonra buraya klasör olarak çıkarıldı. Şunu kapatalım. Bu klasörün içine giriyoruz. Ve burada bir install dosyamız var. Bu boş alanı sağ tıklayıp uç birimi açmamız gerekiyor burada. sudo komutu ile kuracağız şimdi. slash install.sh yazıp enter'a basıyoruz ve şifremizi de girip kurulumu yapıyoruz. Zaten küçük bir programdı hemen kuruldu gördüğünüz gibi. Başarılı bir şekilde kuruldu diyor. Artık bunu kapatabiliriz. Başlat menüsüne Extreme Downloads Manager yazdığınızda buraya geldi. Bunu açalım şimdi. Programın arayüzü bu şekilde. Bende şu an çıkmadı ama sizde şöyle ilk yüklediğiniz zaman bu şekilde bir sayfa çıkacak. Burada işte kullandığınız tarayıcıya göre eklentisini yüklemenizi isteyecek. Örneğin ben Google Chrome üzerinde bunu deneyeceğim şimdi. Google Chrome'un altındaki Install Addon butonuna basıyorum. Bana bir link verdi. Bunu kopyalamamı istiyor. Copy URL butonuna basıyorum. Ve Google Chrome'a gelip yapıştırıyorum. Yani Chrome'un web sayfasına, web mağazasına yönlendirdi beni. XDM'in resmi uzantısına yönlendirdi. Chrome'a ekle diyorum ve uzantıyı ekliyorum. İşlem bu kadar. Uzantı buraya eklendi. Bununla işimiz yok artık zaten. O arka planda çalışacaktır. Şimdi bir deneme yapalım. Bir dosya indirmeye çalışacağım. Daha önce bir dosyanın linkini ben kopyalamıştım zaten. Şimdi Extreme Downloads Manager'ın çalışma mantığı birazcık farklı. Normalde indir butonuna bastığınız zaman yakalaması lazım ama yakalamadı. Bunu iptal edeyim. Bazen bu her zaman olmuyor ama bazen bunu indir butonuna bastığınız zaman yakalamak yerine sağ alt köşede download diye bir buton beliriyor. Buna basıyorsunuz ve indirmeyi bu sayede gerçekleştiriyorsunuz. Mesela şurada MP3 olarak bunu yakaladı. Üzerine tıkladığım zaman artık bu Extreme Download Manager ile indirilecek. Download butonuna bastığımda hiçbir sorun olmadan indirilecektir. Çalışma mantığı itibariyle IDM'den birazcık farklı olduğunu söyleyebilirim. Ama öyle günlük kullanımı etkileyecek kadar aşırı kötü bir fark değil. Dosya indi zaten Open Folder diyerek indiği yeri de buradan açabilirsiniz. Bunu masa üstüne alalım. Videolar nasıl iniyor? Videolarla alakalı göstermek istediğim önemli bir detay var. Şimdi herhangi bir film indirme sitesinden mesela YouTube'dan bir video indireceğiniz zaman videoyu direkt olarak şuradaki download butonunu görüp indirmeyi başlatmayın. Başlatmadan önce bakın mesela bu videonun kalitesi normalde 480p'ye kadar çıkabiliyor. Ama buradaki seçenekler arasında sadece 144p ve 240p var. Bunun sebebi Extreme Downloads Manager'ın bu videoyu 480p olarak yakalayamamasından kaynaklanıyor. O yüzden öncelikle videonun kalite ayarını 480p'ye getirin. Getirdikten sonra Sayfayı bir defa yenileyin. Ondan sonra bakın 480p buraya şak diye geldi. Şu şarkıyı da kapatalım. 480p buraya şak diye geldi. Bu şekilde indirmeye başlatın. Hani olur da video 1080p e neden burada 1080p göremiyorum diye soracak olursanız sebebi bu. Öncelikle videonun kalitesini hangi kaliteye indirmek istiyorsanız ona getirin. Getirdikten sonra sayfayı yenileyin. Extreme Downloads Manager programı o videoyu o seçtiğiniz kalitede yakalayıp indirmesini yapacaktır. Tıpkı şu anda da olduğu gibi. Dosyamız da indi. Şöyle kısa bir açalım. Çalışıyor mu diye. Hiçbir sorun yok. Sorunsuz bir şekilde videomuz çalışıyor. Bu video hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Extreme Downloads Manager'ı Pardus'ta rahatlıkla aynen bu şekilde kullanabilirsiniz. Uzmanın neti takipte kalın. Hoşçakalın.